Yani Aslı'cığım, çok şaşırdım. Gelinlik kariyerim boyunca evladım, beni ilk kez evine davet ediyorsun. Hiç bugüne kadar bana davet etme fırsatı vermediniz ki anneciğim. Hep ben davet etmeden geldim. Oğlumun evine gelebilmek için evimde oturup senden davetiye mi bekleyecektim evladım? Ha? Demek ki isteyince benden önce davranabiliyormuşsun Aslı. Gerçi öğrenmen 24 senene mal oldu ama olsun, şükür öğrendin çocuğum. Ben bu 24 yılda başka şeyler de öğrendim anneciğim. Bugün sizinle biraz bunlardan konuşmak istiyorum. Ya ne öğrendin bakayım? Doğrusu çok merak ettim. Ben bir kahve yapayım önce. Bir kahve içelim. Sade. Sade. Hulusi, ne yapıyorsun oğlum sen burada? Şarj aletini arıyordum amirim. Şarj aleti içeride oğlum. Gel al. Gelsene oğlum, ne yapıyorsun orada? Hiç ne yapayım? Ben de onu soruyorum. Duvarlara bakıyordum abi. Sebep? Yani... Amirim, duvarlar çok yıpranmış, kirlenmiş, rengi gitmiş. Bir boya yaptırsak mı? Tanıdık bir boyacı da var. İndirim de yaptırırım. İş çıkarma şimdi, iş çıkarma. Bir odayı boyatırsın, ondan sonra bütün evi boyatmak ister bu kadın bana. Hadi bırak böyle kalsın, gel. Akdeniz yıllık evde duruyor mu, durmuyor mu bunu bile bilmiyorum yani. Durduğunu ikimiz de biliyoruz. Lütfen Mehmet Ali ya. O fotokopiyi bana vereceksin, ben de sana geri vereceğim. Bir daha seni rahatsız etmeyeceğim, karşına çıkmayacağım, söz veriyorum. Ama vermezsen her gün buraya geleceğim, ısrar edeceğim. Seçim senin. Söz mü? Söz. Bir daha karşıma çıkmayacak mısın? Şu ilk aşkım muhabbetini de unutuyoruz. Bundan hiç kimseye hiçbir yerde bahsetmek yok. Aman tamam, ne büyüttün ya, ne büyüttün şu ilk aşkım muhabbetini. Tamam, ilk aşkım olman benim için önemli mi? Evet. Ama sen benim ilk aşkım değilsin ki. Yani ilk on olabilirsin ya da ilk 20 falan. Madem ben senin ilk aşkın değilim, bu yıllığı niye önemsiyorsun bu kadar o zaman? Çünkü ben başka kimsenin ilk aşkı olamadım Mehmet Ali. Sus, sus, o kelimeyi kullanma. Anne, ben lafı hiç uzatmadan hemen konuya girmek istiyorum. Bugün seni buraya davet etmemin sebebi seninle çok önemli bir konuda konuşmak istemem. Ya da daha doğrusu hani haber vermek, haberdar etmek için çağırdım diyelim. Çünkü siz de hani ne bileyim planınızı, programınızı ona göre yaparsınız. Anne biz bu evden taşınıyoruz. Yani altla üstle oturmayacağız artık. Hani bilmiyorum, sizin tercihiniz. Siz artık burayı satar mısınız? Yok, kiraya mı verirsiniz? Ya da ne bileyim, Rıfkı abim mi geçer? Hah, yani onlar sizin bileceğiniz iş. Anne. Anne. Ah, anne. Ne oldu evladım? Anne, sen beni duymuyor musun? Ay. Ay bir daha söyle. Ne dedin çocuğum, duymadım. Benim kulaklıklarım mı onlar? Evet. Kablosu yoktu ya. Dikkatimi çekti. Merak ettim. Aldım taktım kulağıma. Sen şimdi benim ne anlattığımı hiç duymadın mı anne? Yo, duymadım. Şş. Ama bana bak. Öyle şeyler duydum ki. Aa, ağzım açık kaldı Aslı. Ay. Yani şimdi bu acı biber yeme videosu izlenir mi? Takipçi sayım artar mı Mertcan? Onu takip ederler. Etmezlerse ettirmesin de biliriz. Arkadaşlar, ben bu biberleri yiyemem. Benim acıya karşı toleransım çok düşük.
Ya alerjim var diye annem evde yemeklere bile acı koymuyor. Ya oğlum saçmalama. 3-5 tane yiyeceksin. Zaten sonunda sen kaybedeceksin, ben kazanacağım. E bu video da burada bitecek. Berkecan, yo biberleri yersin ya da yersin nokta. Ya, çok acı mıdır ya? Değildir ama çok acı değildir bu. Yok canım ya, ne acısı? Adana'dan geldi. Babam her gün peynir ekmek gibi yiyor bunları. Adana'dan geldiyse o zaman yerim canım. Niye yemeyeyim değil mi? Yerim. Ama biraz da iddialı ol ya. Kurgu olduğu anlaşılmasın. Nasıl iddialı olacağım ki? Annem hep bana mütevazı ol diyor. Ben günde 3 öğün çerez niyetine acı biber yiyorum de mesela. 3 öğün. Tamam derim bunu. Anne Allah aşkına sen niye bana gelen özel ses kayıtlarını dinliyorsun? Ne bileyim kızım, ben bilerek mi açtım? Şurada duruyordu. Aldım kulağıma taktım. Baktım sesler geliyor. Pek de heyecanlı. Kesemedim, bölemedim, dinledim. Ayol kocası kızı aldatıyormuş. Sen bu havadisi niye söylemedin bana hiç? Anne bak, duyduklarını unut. Kız bana özelini açtı. Vallahi çok ayıp olur bak bildiğini çaktırırsan. Beni kızdırmazsan olur. Yoksa kıza giderim. Bir bir derim ki Aslı yemedi, içmedi, geldi bana, senin kocan sana ihanet etmiş, bunu anlattı derim. Ay anne sakın. Sen gelmeden şurada dinliyordum. Büyük ihtimalle sen kulağına takınca devam etti. Git o kıza söyle, hemen o kocayı boşasın. Hemen, yoksa ben gidip söyleyeyim. Anne, bak duyduklarını acilen unutuyorsun. Bırak insanların özel hayatı, bizi hiç ilgilendirmez. Ayrıca bizim konuşacak çok daha önemli bir konumuz var. Nedir çocuğum? Hayır hayır, kullanma kelimeyi. İlk aşkım kelimesini Mehmet Ali. Kullanma dedim sana. Anne, biz bu evden... Dur. Ev demişken evladım, unutmadan söyleyeyim. Evle ilgili çok mühim bir şey görüşmem lazım seninle. Ha, nedir anne? Evladım artık çok yoruldum. İn çık, in çık şu merdivenleri. Dizlerim kaldırmıyor artık. Anneciğim, madem bu kadar zorlanıyorsunuz, in çık, in çık. Bu eve gelmekteki bu ısrarınız nedir? Yani şey anlamında söyledim, hani sağlığınızı düşündüğüm için. Yok, sen merak etme benim sağlığımı. Ben onu da düşündüm kızım. Ne düşündün anneciğim? Asansör taktıracağım. Böylelikle bir tuşla hop buradayım. Hatta diyorum, asansörü acaba şuraya evin içine mi soktursam? Dubleks asansörlü ev olur, fena mı? Arada pişi yaparım, koyarım asansöre. Bir tuş, hop yukarıda, fena mı? Harika. Ay güzel kızım benim, geldin mi? Babaanne, dedem nerede? Aşağıda kızım. Yalnız mı? Yok, Hulusi var. Anne, ben dedemin yanına iniyorum. Ama ne yapacaksın dedenin yanında? Otur bizimle. Ödevim var da dedemden yardım almam lazım. Tamam bir tane. Bak, asansör olaydı şimdi. Çocuk binerdi, bir tuş hop aşağı.